Sayın Değerli Yılan, katılımlarıyla bizleri onurlandıran Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, Teşkilat Başkanım, Sayın Bakanlarım, İl Başkanım, Milletvekili Arkadaşlarım, İlçe Başkanlarım ve Üyeleri, Belediye Başkanlarım ve Meclis Üyeleri, İlgeler Meclisi Başkanım ve Üyeleri, Cefakar, Vefakar Kadın Kolları Başkanımız, İl ve İlçe Başkanları ve Üyeleri, Coşkulu, Heyecanlı Gençlik Kolları Başkanlarımız ve Üyeleri, İl Kongremizin kıymetli delegeleri, değerli üyelerimiz, köy ve mahalle temsilcilerimiz, sandık başkanlarımız, şehitlerimizin bizlere emanetleri, aileleri, gazilerimiz, kolumuzun her köşesinden kongremize katılan mesai arkadaşlarımız, muhtarlarımız, esnaf odalarımız, sivil toplum örgütlerimizin değerli başkanları, uzaktan ve yakından katılan değerli misafirler, sevgili basın mensupları, değerli dava ve yol arkadaşlarım, Köroğlu'nun torunları, Türkiye'nin lideri, sessiz yığınların sesi, kimsesizlerin kimsesi, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gönüldaşları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kuruluşumdan başkan, o zaman bütün konuşmayı geçiyorum. Evet, kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Bolu Teşkilatları'nda vazife üstlenmiş tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ahireti ithal etmiş olanlara Rabbimden rahmet ve mağfiret diliyorum. Kongremizin Bolu'muz için, ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olmasından Rabbimden niyaz ediyorum. Sözlerime Üstad Mehmet Akif'in dizeleriyle başlamak istiyorum. Kurulum tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarar, ne güneşler batıyor. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Rabbim bu ülkenin ve milletin huzuru, güvenliği ve geleceği için mücadele eden tüm güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Her şehidimiz ve gazimiz bu toprakların vatanımız olduğunu tekrar tekrar tescil eden birer mühürdür. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Dün Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Medine ve Kudüs müdafalarında, Dumlupınar'da, Kıbrıs'ta terörle mücadele destanı yazdığımız nice yerlerde 15 Temmuz gecesi tüm yurtta bayrağımızı dalgalandıran rüzgara estirmiştik. Şimdi kahraman askerlerimiz önce Fırat Kalkanı Operasyonu'nda, şu anda ise Zeytin Dalı Operasyonu'nda, Afrin'de ve Kuzey Irak'taki operasyonlarda bayrağımızı dalgalandırmaya devam ediyor. Değerli dostlar, Genel Başkan Yardımcılarımız, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanımız Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Mahir Ünal ve Razı Kavakçı Kana, hoş geldiniz diyorum. Yeni güvene karşı bir mücadeleyi Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde devam ettiriyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında Ankara'da bulunduğum için önce AK Parti'mizin genel merkezine gitmiştim. Vatandaşlarımızın akın akın ülkesine, bayrağına, liderine sahip çıkmak için genel merkeze ve külliyeye geldiğini görünce milli iradenin en yüksek temsil makamı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitmeye karar verdim. Gece 11 civarında meclisteydim. Oraya intikal eden milletvekillerimizle birlikte meclisi olağanüstü toplantı kararıyla açtık ve ülkemizi FETÖ'cü hainlerin eliyle parçalamaya teşebbüs karşısındaki duruşumuzu liderimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde tüm dünyaya haykırdık. O gece savaşta bile yaşanmayacak hainlikler, ihanetler yaşandı. Külliyenin önünde 29 vatandaşımız, meclisin ve genelkurmayın önünde 35 vatandaşımız şehit oldu. Tanklar meclise girmeye çalıştı. İki sefer helikopterlerle indirme yapmaya kalkıştılar. Ve hatta savaşta bile olmayacak şekilde meclis bombalandı. Meclisi ziyaret eden arkadaşlarımız gördü. Atılan bomba sadece 20 metre ötemize düştü. Aramızda sadece bir duvar vardı. Allah'ın izniyle hiçbir gücün önünde eğilmedik.
biz sadece ve sadece Rabbimizin huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Başka bir gücün karşısında asla eğilmeyiz. Ben Bolu'muzun da aynı idrak ve şuur içerisinde olduğuna inanıyorum. Yolumuza öyle devam edeceğiz ve bundan asla taviz vermeyeceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi devam ettireceğiz. Fitne ve fesadın aramıza girmesine müsaade etmeden kendi işimize bakacağız. Kendi işimize odaklanacağız. 15 yıldır bunu yaptık. Bundan sonra da aynen devam edeceğiz. Sözlerimi toparlamam gerektiğini söylüyor divan. Dolayısıyla kıymetli dava arkadaşlarım, Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki sizler bizi hiçbir zaman utandırmadınız. 2002'den bu yana aldığımız tüm seçimlerde oylarımızı artırarak geçtik. Aslında hayallerimizi gerçekleştirmek için gece gündüz çalıştığımızı ve Bolu halkının da bu çalışmaların en büyük şahidi olduğunu aslında bu ortaya koyuyor. Sizler olmasaydınız bunu başaramazdık. Sizlerin desteği olmasaydı bunları gerçekleştiremezdik. Allah sizlerden razı olsun. Arkadaşlarımıza da üstün başarılar, muvaffakiyetler temenni ediyorum. Sözü daha fazla uzatmadan şu şekilde bitirmek istiyorum. Şükür bugünü getirene, bugüne getirene şükür. Şükür yorana ve güçlendirene, zoru verene, sabrettirene. Şükür iyiye, kötüye, gündüze, geceye, güle ve dikene. Şükür dosta, şükür düşmana, şükür varlığa ve şükür darlığa. Şükür dik yokuşa, uzun yola, uykusuzluğa, yorgunluğa şükür. Şükür nefsi verene ve onu yendirene. Şükür bizi bölmek için çırpınıp bir araya getirenlere. Şükür bitti denilen yerde yeniden başlatanlara. Şükür bizi tanımayanlara, kim olduğumuzu bilmeyen, nereden geldiğimizi unutanlara. Şükür bu tarihe, coğrafyaya, geçmişe, bu dile, bu dine. Şükür iman gücüne. Şükür benliğimizi hatırlatana ve ondan vazgeçirene. Şükür bizi bileyen, törpüleyen, bizi büyüten, bizi biz yapan her çileye. Şükür gece gündüz yağan ana baba duasına. Bu bir bayrak yarışı, gönülden gönüle. Bu yarış tek bayrağı zirveye asma yarışı. Şükür bizi bu emanete layık görene.